Dedik ki bu hafta Alzheimer hastalığından korunmak mümkün müdür, değil midir? Biraz onu konuşalım dedik. Mümkün mü efendim sizce? Evet, belli bir ölçüde mümkün. Alzheimer hastalığını engellemenin %35'i bizim elimizde. Şimdi bu %35'in ne olduğunu anlatacağım size. Evet, teşekkürler. Kapatıyorum. Bunu kafamıza göre uydurmuyoruz yani. Uydurduğumuz bir rakam değil bu. %35 rakamı 2 yıl önce Lancet adı verilen en büyük prestijli bilimsel dergide yayınlanan bir yazı ve veriler sonucunda söylenen bir rakam. Bu çok büyük bir rakam bakın. %35'ini engellemek bizim elimizde. %65'ini engelleyemiyoruz. Peki nasıl yapabiliriz bunu? Bir şema var. Böyle bir şema çıkarmışlar yapılan çalışmalardan. Neleri engelleyebiliriz, neleri engelleyemeyiz diye. Şimdi engellenemeyen risk faktörlerini de işaretlemişler. %65 engellenemiyor. Bu hepsi risk faktörlerine bağlı olarak değil. Mesela bu %65'in %7'sini söylemişler. Diğerleri de tamamen şansa bağlı gelişebilir. %7'si ApoE epsilon 4 aleli adı verilen bir gen aleliyle ilişkili. Bu geni taşıyorsanız sizin Alzheimer hastası olma oranınız normal bir bireye göre %7 daha fazla. Buna bir şey yapabiliyor muyuz? Hayır. Bu engellenemez bir risk faktörü. Ha, ileride gen terapisi olur, bir şey olur, yapılabilir. Bu geni taşıyorsanız sizin riskiniz daha yüksek. Ha, yine bu geni taşıyorsanız koruma için yapılması gerekenleri sizin 5 kat yapmanız lazım ki geni taşıdığınız için risk yüksek, o riski düşürmek için. Yani en azından öteleyebilirsiniz. İşte 60 yaşında çıkacakken 70'inde, 75'inde çıkar. Zaten sonrasında bir süreç var vesaire gibi, belki de hiç göremeden dünyadan göçülebilir gibi. O yüzden koruma faktörleri aslında çok önemli. Şimdi diğer faktörlere geliyoruz. %8 gibi düşük eğitim düzeyi de bir risk faktörü. %8 de çok büyük bir rakam. Yani siz eğer iyi eğitim, burada herhalde bahsedilen eğitim düzeyi liseden sonrası olsa gerek. Onu şu an hatırlamıyorum çalışmada neyden bahsettiklerini, hangi eğitim düzeyinden bahsettiklerini ya da ortaokulunu hiç bilmiyorum. Düşük eğitim düzeyi %8 sizin Alzheimer'e yakalanma olasılığınızı yükseltiyor. Bir saniye, bir şey geldi, ona bakıyorum, dönüyorum hemen. Evet. Çok önemli bir şey var. Ben bunu ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Biliyordum ama oranın bu kadar yüksek olduğunu bilmiyordum. İşitme kaybı. İşitme kaybınız varsa Alzheimer'e yakalanma riskiniz %9 daha yüksek. Bunun nedeni input, giriş. Yani kulaklarımızla duyuyoruz, birçok bilgiyi alıyoruz, sohbet ediyoruz. Bilgi alışverişinde bulunuyoruz, televizyon izliyorsunuz, efendime söyleyeyim konferanslar dinliyorsunuz. Yani dünya ile iletişim halindesiniz işitmeniz sayesinde. İşitme kaybı olan vakalarda bu bilgi girişi olmadığı için, bu bilgi girişi de beynin çalışmasını indükleyen, beyni çalışmaya sevk eden bir durum olduğu için işitme kaybı %9 bu riski artırıyor. Bana soruyorlar, şöyle söyleyen çok hasta gördüm ben. Hocam işitmesi iyi değildi, çok hızlı sürede demansı başladı ve hızlıca ilerledi. Veya eğer hastanızda işitme kaybı varsa erken evrede hemen işitme cihazını mutlaka kullanmanız lazım ki çok hızlı ilerlemesin. İşitme kaybı hastalığın oluşumunu %9 artırdığı gibi mevcut hastalarda işitme kaybı varsa hastanız çok daha hızlı ilerler. Çünkü biz bu hastalarda ilerlemeyi yavaşlatmak için bilgi girişi ve zihin egzersizi isteriz. En iyi zihin egzersizi bizim
Dünyayla olan iletişimimizdir. Dünyayla olan iletişimimiz koptuğunda bu olur. Burada bundan bahsetmemiş ama görme de hastalarla ilgili söylüyorum. Bu burada hasta olmadan önceki risk faktörleri diyor ama yeri gelmişken ben söyleyeyim. Hastalarda da eğer ki görmeyle ilgili bir sıkıntı varsa, görmesi azalıyorsa bu da bir giriştir. Hastalığı hızlandırıyor. Bu da bir şey yani, onu da söylemek istiyorum. Ama tabii mesela katarak ameliyatı vesaire gibi şeylerde de karar verirken çok dikkatli olmak lazım. Ameliyat da riski artırıyor. Her önüne gelene katarak ameliyatı yapıyorlar. Ona dikkat etmek lazım. Hastanız ileri evre ise yaptırmamak lazım. Çok erken evre ise hekimiyle konuşarak kısa süreli bir operasyonla daha sonra ilerleme hızını azaltmak için yapılabilir. Bu da hastalarımızla ilgili bir ek bilgi. Hipertansiyon yine önlenebilir nedenlerden birisi. Hipertansiyonunuz varsa tedavisini alırsınız. Tansiyon hastalığını stabilize edersiniz. %2 riski artırıyor bu da. Obezite de %2 riski artırıyor. Geçenlerde obeziteyle ilgili başka bir yayın paylaşmıştım ben. Bilmiyorum aranızda ona göz atan ve gören var mı ama bir çalışmada ergen beyinleri üzerinde çalışılmış obezitenin etkisi. Obez olan ergen beyinlerinde inflamasyon görülmüş. Yani beyin hasarı, minimalde olsa bir beyin hasarı görülmüş. Ergen beyinlerinde yapılıyor bu çalışma. Bu çok önemli bir bulgu. Obezite demansa sizi yaklaştırır. O yüzden obezite tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Yani sizin önlemini almanız gereken. Bu arada şunu da yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Çok fazla obezite operasyonu yapılıyor. Bunların birçoğu tamamen şey amaçlı. ticari amaçlı. Şu an mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda biz burada o kadar obezite ameliyatı görmüyoruz. Türkiye'de çok fazla. Burada gerçek obezleri yapılıyor. Bilmiyorum hiç Amerika'nın obezlerini gördünüz mü? Ağır Hayatlar diye bir program var mesela. Orada gösteriliyor. Onlar gerçekten obez. Vinçle taşıyorlar, götürüyorlar. İşte onlara ameliyat yapılıyor. Bizde öyle değil. Ünlüler gidiyorlar, ameliyat oluyorlar. Şimdi isim vereceğim mesela. Ki kendisinin demansı olduğu söylenen bir kişi, hele ki çok büyük risk. Bilmiyorum demansı var mı yok mu? Bir ara magazin basınına çok çıktı. Burçin Orhon için dendi, bilmiyorum. Takip ediyor musunuz? Aynı zamanda Alzheimer'i var dendi ama ben çok onu bilemiyorum. Ben değerlendirmedim. Bir de yıllar geçti, sanki fena gitmiyor gibi bir fikrim yok. Çok sosyal medyada takip edip bakıyorum. Şimdi o obezite ameliyatı oldu. Bir defa iki şey var. Bir de demans zaten asla yapamazsınız ki demansı şüpheli. Bilemiyorum. Kenara koyalım. Belki de değil Alzheimer. Kenara koydum. Peki bu insan ameliyat oldu. Şu an üzerinden 2 ya da 3 yıl geçti. Takibini yapıyorum. Ben tekrar aynı kiloları aldı. Şimdi bu size nasıl bir şey biliyor musunuz? O ameliyat o kadar ağır bir ameliyat ki böyle bir hafta, 2 hafta hiçbir şey yemeden yatıyorsunuz. Şimdi kendinizi düşünün, vurdunuz yatağa, 1-2 hafta hasta, grip geçir, covid geçirenler ne kadar fena zayıflıyorlar. Yani ağır bir şey geçirdiğinizde zayıflarsınız. Üstüne üstlük o ameliyatın nasıl etkileri var biliyor musunuz? Obezite ameliyatıyla ilgili şu an demans çalışması yapılacak düzeyde değil. Yani şu anda bilmiyorum devam eden bir çalışma var mı bu konuda ama bence Türkiye'de yapılmalı. Çünkü Türkiye obezite ameliyatının en fazla uygulandığı ülkelerden birisi ama bizim ülkemizde obez o kadar yok. Tuhaf gelmiyor mu size? Obez burada var. Sağıma soluma bakıyorum. O filmlerde gördüğünüz o güzel fıstıklar o kadar, öyle değil yani. Dışarı bir çıkıyorum. Benim yaşımdakilerin hepsi bu vaziyette. Kendimi çok iyi hissediyorum. Allah'ım ne kadar fit ve gencim. Burada herkes obez. Şimdi asıl burada ameliyat yapılması gerekiyor ama o düzeyde bir ameliyat yapılmıyor. Türkiye'de çok yapılıyor. Bakın bu ameliyatta ne oluyor? Sizin midenizin belli bölümlerini çıkarıyorlar. Çıkardıkları zaman oralardan vitaminlerin ve minerallerin emilimi engellenmiş oluyor. Yani siz yeterli B12'yi alamıyorsunuz. Yeteri kadar yeseniz dahi alamıyorsunuz. İşte B1'i alamıyorsunuz. Başka vitaminleri alamıyorsunuz. Bizim saptayamadığımız birçok mineral ve vitamin var. Ve bir süre sonra bunların demansı oluşumunu artırması kaçınılmaz arkadaşlar. Yani obezite ameliyatları bir, sizi obezlikten kurtarmıyor. Bir süre sonra yine alıyorsunuz. Şöyle bir şey yok. Ben ameliyat oldum, istediğimi yiyeyim. Yine diyet yapıyorsun. O sana ne yapıyor? Bir darbeyi vuruyor. Sen 2 haftada böyle yatıyorsun. Veriyorsun o kiloları. Normalde de yapsan vereceksin hiçbir şey yemeden. Üstüne üstlük bir de geri alıyorsun. Üstüne üstlük midenin bir kısmını kaybediyorsun. İleride demansa eğilim yaratıyor. Önemli. Onun için bunu söylüyorum. Geçtik bu konuya. Sigara, efendime söyleyeyim. Sigara %5 artırıyor. Bakın çok yüksek bir rakam. %5 artırıyor.
Depresyon %4 artırıyor. Depresyon beyin hücrelerinin ölümünü artıran bir rahatsızlıktır. Her depresyon atağında bir miktar beyin hücrenizi öldürürsünüz. Anksiyete atakları için de aynı şey söz konusu. Bazen şöyle şeyler görüyorum, bana da soruyorlar veya işte gruplarda, sosyal medya gruplarında tartışılıyor. Depresyon ilaçları beyin hücrelerini öldürüyor. İşte Şimdi bakın, depresyon ilacının her şeye, ota vesaireye başlanmasına ben de karşıyım. Ve mümkün olduğunca genel duygu durumdan bahsediyorum. Kötü hissettiğiniz bu depresyon değildir. Depresyon bambaşka bir şeydir. Problem antidepresanın çok kullanılması değil. Problem depresyon tanısının yanlış konulması. Yani her önüne gelene depresyon denmesi. Veya ben bu ara depresyondayım diye gidip eczaneden, ya artık alınmıyor herhalde, bilmiyorum nasıl yapılıyor. Burada hiç alamazsınız zaten. Ama Türkiye'de şu anda herhalde daha reçete istiyorlar vesaire gibi bir durum var. Bu şekilde bir depresyon tanısı ve tedavisi olmaz. Bir defa tanıda sıkıntı var. Gerçek depresyonun öldürdüğü beyin hücresi sayısı antidepresanın yaratacağının çok daha üstündedir. Bu yüzden gerçek depresyonunuz varsa bu ilaçları almak zorundasınız. Ama dediğim gibi gerçek depresyon çok başka bir şeydir. Ve bu birçok insanın yaşadığı da gerçek depresyon değil. Onun kriterleri vardır. Çok iyi bir psikiyatrist tarafından görülmeniz gerekir. Bunu da bu şekilde söyleyeyim. Çünkü depresyon o kadar büyük bir hücre ölümüne yol açıyor ki her bir atak. Siz her bir atakta çokça hücrenizi kaybettiğiniz için, Alzheimer de beyin hücre ölümüyle giden bir hastalık olduğu için depresyon sizi demansa yaklaştırır. Evet. Tekrar gelen var mı bakayım mı? İyi, güzel. Herkes gelmiş. Sınıf 100 kişilik, 36 kişi katılıyor. Buna iki şeye üzülüyorum. Bir, gelemeyenler kaçırıyorlar. Evet, belki şey var, o hastası var vesaire, anlıyorum ama bu 64 kişinin hastası olduğunu düşünmüyorum. Çok bekleyen var, onların sırasını alıyorlar. Ona çok üzülüyorum çünkü çok ihtiyacı olan insan var. Neyse, devam ediyoruz. Hareketsizlik, efendim söyleyeyim. Hareketsizlik de %3 olasılığı artırıyor. Sizin demans olma olasılığınızı artırıyor. Hareketsizlik nedir efendim? Normal günlük yürüyüşünüzü yapmamanız, çok fazla hareket etmemeniz, hareket açısından tembel bir insan olmanız, biraz kişilik olarak da kişilikle de ilişkili bir şey. Ben kendi adıma söyleyeyim, mutfağa 500 kere gider gelirim. Yerimde durmam. Yapım öyledir çünkü. Ama bazı insanlar biriktirir. Ya bir kere kalkayım gideyim alayım. Veya mesela Amerika'da şey çok yaygın. Arabayı yakın yere park etme. Arabayı yakına park. Adam yani bir adım yürümek istemiyor. Hepsi obez o yüzden. Arabayı en dibine park ediyor. Oradan gidecek. İki adımdan kurtaracak. Yürüyeceğiniz, ne kadar yürürseniz o kadar kârdır. Bir durak önce inin, yürüyün. Bakın, yürüyüş demansı koruyuculukta çok önemli. Biraz sonra bahsedeceğim. Hareketsizlik %3 arttırıyor arkadaşlar. Yalnızlık. Çok ilginç bir madde bu. Yalnızlık %2 demans olasılığını artırıyor. Peki bunu nasıl yorumlayabiliriz? Bir defa devamlı yanınızda birisinin olması sürekli bir input girişi, sağırlık gibi düşünün, işitme kaybı gibi düşünün. Yani yalnızsınız, hiçbir giriş yok. Elinizde telefon, o çok giriş sayılmıyor maalesef. Hatta beyin hücrelerimizi öldürüyor. Sosyal medya bağımlılığıyla da ilgili bir belgesel var Netflix'te, ne olur izleyin. Dün biz onu izledik, inanılmaz bir şey. Gerçekten yani bağımlılıkla ilgili değil de bizi nasıl kontrol ettikleriyle ilgili bir belgeseldi. Yani elinizde telefon böyle bakmanız sizi hiçbir şekilde demanstan korumuyor. Aksine yaklaştırıyor. Yalnızlık da input girişinin olmaması demek. Yani etrafınızda kimse yok, sohbetini dinleyeceğiniz veya karşılık verebileceğiniz. Yapılan çalışmalar evlilerde demans riskinin yalnız yaşayanlara göre daha düşük olduğunu göstermiş. Tabii nasıl bir analiz yaptılar, nasıl çiftleri seçtiler bilmiyorum ama
evli olmak, devamlı biriyle aynı evde olmak bir iletişim anlamına geliyor. Ama tabii evliliklerin yüzde kaçı düzgün iletişim kurabiliyor? Düzgün iletişim kurmak ne kadar koruyucu veya işte devamlı kavga olan evlerdekilerin demans olasılığı daha mı yüksek bilemiyoruz tabii. Yani bu demek değildir ki mutsuz bir ilişkin içerisinde kalın. Ama yalnızlık artı, yani yalnızlık derken evlenmek zorunda değilsiniz. Arkadaşlarınızla çıkın yani. Buradan da şey yapalım. Biraz şey bir konu oldu ama hakikaten öyle. Mutsuz bir ilişkin içinde kalmaktansa kendinizi dinleyin, arkadaşlarınızla bol bol görüşün. O da bu riski düşürecektir. Diyabet. %1 olasılıkla diyabet sizin %1 olasılığı artırır. Demansa yaklaştırır. Bu tabloyu anladık mı? Şimdi bu tablo çok önemli bizim için. Lancet dergisinde yayınlanan bir çalışma.